Tabi burada merak edilen bir teklif geldi mi? Yani ittifaka destek gibi bir teklif geldi mi sorusuydu. Böyle bir teklif gelmedi diyor Muharrem İnce. Yani şu anda Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adayları ayrı devam ediyor görünüyor ve Sinan Oğan'la birlikte 4 adayla seçime gidiyoruz görünüyor. Ama 31 Mart'a kadar da bir süre var. Bahadır Bey, bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Millet İttifakı için kritik önemde mi Muharrem İnce'nin tutumu? Şimdi şöyle Serap Hanım, bizim hep söylediğimiz, benim de hep tekrar ettiğim bir şey var. Millet İttifakı gerçekten milletin bir araya getirdiği muhalefet partilerinin ittifakı ve amacı, şu anda var olan en bariz amacı, şu anda var olan tek adam rejimini, bütün yetkilerin bir kişide toplandığı bu rejimi tekrar yeniden demokrasinin daha fazla yeşerdiği, hukukun üstün olduğu, adaletin, eşitliğin üstün olduğu güçlendirilmiş parlamenter sisteme çevirmek. Yani bu sistemin Türkiye'ye, içinde bulunduğumuz sistemin Türkiye'ye getirdiği zararlardan ve Türkiye'yi soktuğu bu hakikatten, ekonomiden tutun dış politikaya ve en son zaten depremle çok büyük bir acıyla yaşadığımız bütün bu zararlı, sıkışmış, faydasız sonuçlarından Türkiye'yi kurtarmak isteyen muhalefet partilerinin bir araya gelmesidir. Akılcı bir birlikteliktir. Hı hı. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı, bugün bir nezaketle her zamanki gibi Sayın İnce'ye şeye gitti, partisine gitti, ziyarete gitti ve dolayısıyla da zannediyorum ki aralarında görüşmeler olmuştur. Bu görüşmeler herhalde sürecektir. Benim anladığım bu şeyden, bu karşılıklı görüşmeden budur. Ama şunu söylemek isterim. Sayın İnce demiş ki biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Menfaatler üzerinde değil. İlke olarak saydıklarını söyleyelim. Bir, ne diyor? Kadın hakları diyor. İki, ne diyor? Hiçbir teröre izin vermeyiz diyor. Bir de ilk başta bir şey daha Sayın İnce tekrarlamış. Atatürk. Evet. Atatürkçülük. Evet. Cumhuriyetin diyor. Değerleri ve Atatürkçülük. Evet, evet. Bir de en sonunda işte Erdoğan gitmeli. Ben bu Erdoğan gitmeli hiçbir surette şahıs bazında ve kişi ismi olarak değil, bu rejim değişmeli anlamında. Yani 5 dakika bile yönetimde durmamalıdır diyor işte ve bu, sığınmacılar bir de onların gönderilmesi. Bu ve tabii ki Türkiye'deki geçici sığınmacıların bu artık 6-7 milyonu aşan yahut da işte neyse tam kesin bir rakamı da yok ama Türkiye'nin daha fazla kaldırmasının mümkün olmadığı bu kişilerin ülkelerine hukuka da uygun bir şekilde bir an evvel dönmesi. Bu ilkelere baktığınız zaman zaten biz Millet İttifakı olarak bu ülkelerin hepsini fazlasıyla ve fazlasıyla üstüne basa basa söylüyoruz. İyi Parti'nin Sayın Meral Akşener'in her programda ve devamlı söylediği şeylerdir. Zannediyorum ki diğer bütün partilerimiz de aynı şeyi, ittifaktaki bütün partiler de aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla baktığınızda aslında Sayın İnce'nin eğer bu ilkeleri baz alıyorsa Millet İttifakı'ndan başka hiçbir yerde olmaması gerekir. Çünkü amaç eğer bu rejimi değiştirmekse, onun sözleriyle söylüyorum, bu kendi sözlerim olarak da bunu tekrarlamadığımı da altını çiziyorum. Çünkü ben şuna da inanıyorum. Bu seçim kişiler üzerinden değil. Bu seçim gerçekten Türkiye'nin bir gün daha bu sistemde, bu düzende kalmasına imkan olmadığına inananların muhalif olduğu bir seçime giriyoruz. Yahut da bu düzen çok güzel devam etsin, biz halimizden memnunuz diyen de vatandaşlarımız olabilir ve onları temsil ettiğini söyleyen siyasi partiler de diğer ittifak oluşturuyorlar. Dolayısıyla eğer buysa bir an evvel de Sayın İnce'nin aslında Millet İttifakı'na katılması ve 13. Cumhurbaşkanı adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu'nun ilk turda hemen seçilmesine, onun da bir çorbada tuzunun olması ve onun da katkıda olağan bulunması olağan lazım.